Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün bu güzel menekşelerin böyle top top nasıl açtığını ve bakımlarını nasıl yaptığımı anlatacağım sizlere arkadaşlar. Bir yandan atıyor kuruyan dallarını, böyle çiçek tomurcuklarını temizliyorum. Bir yandan tekrar açıyor. Kış boyudur. İlkbaharı bitirdik, yaza geçiyoruz. Halen açıyor arkadaş benim menekşelerim. Bunlardan bir sürü çoğaltım da yaptım ben. Menekşelerden saksılara, bardaklara suda ısladım. Köklenmesi, saçaklanmasını bekledim ve ekimini yaptım. Onların da şöyle kısaca sizlere gelişimini göstermek istiyorum. Bunlar yapraktan çoğaltmış olduğum menekşeler arkadaşlar. Bakın. Bunları da çoğunu koparmış. Kışın balkona bırakmıştım, bardakta suda uzun süre beklediler. O nedenle öyle kök, yani çiçeğinin ekmiş olduğum yaprak saplarının beyaz olma sebebi çok uzun süre suda bekledi arkadaşlar bunlar. Sonra bardağa ekmeye karar verdim, bunları ben atmaya kıyamadım. Onlar da bu şekilde gelişimleri. Hepsinde hemen hemen minik minik bir yaprak çıkartma var arkadaşlar. Bunları suda bekletip köklenmesini sağladım. O şekilde ekimini yapmış olduklarım. Açmış olan menekşelerimizin ya da açmıyor diyerekten şikayet edenlerin için bakımını nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum sizlere arkadaşlar. Öncelikle menekşeleriniz çok sık, hiç açmayan, sadece daha yapraklı ise arkadaşlar, aralardan daha önce videomda var, yaprak kopartmanızı tavsiye ederim sizlere arkadaşlar. Bakın şu şekilde yaprağını sallayıp açmamış olan, sadece yapraklı olan menekşelerinizin aralarından birer tane çevresinden yaprak kopartın arkadaşlar. Yaprak koparttıktan sonra onlar şu şekilde bir çiçek gözü oluşturacak. Ben bunlardan hep koparttım. Çok çoğaltımı da bunlardan yaptım genelde. Yani yaprağını kopartmaya korkmayın. Yaprak kopartın. Yaklaşık 15-20 gün içerisinde çiçek böyle sapını göreceğinizden eminim arkadaşlar. Ben çok faydasını görüyorum. O şekilde tüm menekşelerime yapıyorum arkadaşlar. Bakın bundan da koparttım. Ama halen çok sık, sürekli çiçek veren, bunu sabah temizledim ben. Açmış olan, kurumuş olan yapraklarını şu şekilde yukarıya doğru çekiyorum. Kurumuş olan çiçeklerinden de temizlenmiş oluyor. Zaten çok sık hava almasını sağlamış oluruz arkadaşlar. Menekşemizi temizliğini bu şekil yapabiliriz. Kurumuş dallarını, yapraklarını, bu yaprağı da kopartacağım ben. Temizlik yapacağım arkadaşlar buna da. Bakımı şu şekilde arkadaşlar. Mutlaka cam önünde olması lazım. Çok aydınlık bir yerde olması lazım menekşemizin. Güneş görüyor benim menekşem arkadaşlar. Cam önünde sabahtan öğleye kadar yoğun bir güneş değil ama cam önüne vuran güneş bunlara da yansıma yaparaktan oradan da güneş ihtiyacını karşılıyor. Sulamasına da gelirsek şu şekilde toprağını kontrol ediyorum. Kurumaya yakınsa, tam kurumasını beklemiyorum, sulamasını yapıyorum. Sulama suyuna da hiçbir şekilde hazır vitamin kullanmadım ben henüz. Vermiş olduğum muz kabuğundan hazırlamış olduğum suları veriyorum. Günlük yemek için haşlamış olduğum yumurtaların suyunu hiçbir şekilde dökmüyorum. Özellikle menekşelerime, orkideme ve tüm çiçeklerime veriyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda yumurtanın faydasını görmüş olduğum müthiş bir şekilde çiçek saplarını vermiş olan bir orkidem var. Sizlere onu da göstereceğim inşallah. Yumurta suyunu mutlaka verin. Tüm çiçeklerinize verebilirsiniz. Hiçbir şekilde hiçbir zararı yok arkadaşlar. Haşlamış olduğunuz yumurtanın suyunu dökmeyin. Hatta bakıyorum ben 2-3 tane haşlamışsam asla o suyunu biraz arttırıyorum. Tüm çiçeklerime azar azar hepsine veriyorum arkadaşlar. Sizler de bu şekilde hazır vitamin almıyorsanız, kullanmıyorsanız yumurtanın suyundan ve muzun kabuğundan fayda görebilirsiniz.
Yaprak temizliklerini de yaptım arkadaşlar. Çiçek kurumuş olan çiçeklerini ve uzun zamandır üzerinde de bu kırık yaprak. Bunu kopartmamıştım. Bunu da koparttım. Bunları da bu şekilde sizler de temizleyebilirsiniz. Çekinmeyin, korkmayın. Çiçeğe hiçbir şekilde bir zarar gelmez arkadaşlar. Sulamasını alttan ya da üstten benim için fark etmiyor arkadaşlar. Ben genelde üstten kolayıma geliyor. Üstten suluyorum. Yaprak için, çiçek açması için genelde alttan sulanmasının uygun olduğu söyleniliyor ama bence alttan sulamanın çiçek açmada çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Yani ben alttan çok nadir sulama yapıyorum. Genelde üstten suyunu veriyorum. Çiçek yeterli olan vitaminini aldıktan sonra alttan ya da üstten sulamışsın hiçbir şekilde fark etmiyor. Çiçek açma vakti de gelmişse açıyor arkadaşlar. Size çiçek ekimi için menekşeli çimlendirdiniz diyelim. Ekimini nasıl yapmanızı şöyle kısaca bir daha önce videom var ama eğik bir şekilde ekin arkadaşlar yaprağı. Tam dik ekmeyin. Tam toprağa da gömmeyin ki çiçeğiniz daha hızlı bir şekilde yüzeyde olduğu için tutması ve yaprak vermesi daha hızlı olacaktır arkadaşlar. Evet. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Sorularınız olursa lütfen yorum olarak yazmayı unutmayın. Hepsini tek tek okuyup cevaplıyorum arkadaşlar. Yardımcı olabildiğim kadarıyla görüşmek üzere diyorum. Kolay gelsin. Güzel çiçekleriniz olur inşallah.